Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES yani Yasin'le birlikte Manchester City Tottenham maçını yapacağız. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Önceden oynama serilerimiz çok tutuyor, o yüzden olabildiğince maçları atmaya çalışacağız. Ben Manchester City'yim, PES yani'den Yasin de Tottenham takımında. Kardeşim ben yine pası sana atıyorum. İlk hata ben yapacağım. Maçla ilgili birkaç bilgi verirken o ara topu da kalenden alırsın büyük ihtimal. Kardeşim karşılıklı gol olur. Bitti. Bu arada hakikaten mesela ikisinden birinin tur atlamasını sana, senin elinde olsa hangisinin atlamasını istersin? Tottenham derdim ben. Ben City'ye biraz antipatim var. Ben de öyleyim. Bilmiyorum. Niye öyle? Ben de bilmiyorum aslında ama. Tottenham isterdim. Ama Ajax'ı da bir tebrik etmek lazım Serdar. Hakikaten Real'i deplasmanda 2-1, Juventus'u 4-1. Helal Pardon, olsun tam valla. tersi olacak. Hakikaten helal olsun demek lazım. Çok sağlam top oynuyorlar. O kadar gencecik, müthiş, teknik direktörler çok iyi. Hani içimden geçeni söyleyeyim. Bir sanki Liverpool Ajax finali olabilir. Peki Çünkü Liverpool buradan bu sefer alır mı öyle bir şeyde? yani çok güzel maç olur. Ama Ajax'ın karşısında bu sene kimi favori koyabilirim? Gerçekten koyamam. Kimseye koyamam ki biliyorsun Real maçlarında da favorim Ajax'ı demiştim sana. Hani sanki bu finallerde de falan da Ajax'ı karşıma alamayacak gibi hissediyorum. Ve çok ilginç bir takım. Şimdi dediğin gibi iki tane, bir de iki deplasman yani. Hani o deplasmanlarda işte mesela Barcelona deplasmanına Manchester gitti. Hemen iki gol atıp sonra üçüncü golü saymıyorum. Ve iki gol de bitirdiler olayı zaten. Hani rölantiye döndü oyun. Aynı o hesap yani, bu kadar büyük deplasmanlardan çıkması bu kadar genç takımın aslında herhalde takdir edilecek bir şey ya. Kesinlikle ki çok da sağlam. Böyle şimdiden böyle 50-60 milyon euro verip diğer büyük takımlarını almak istediği birçok oyuncu var. yalnız çok anlamlı geldi bana. Yo, ben dinliyorum seni. Bu arada golleri O yüzden geçiyorum ya. Golleri izlemeyelim boşuna. Nasıl olsa atacağız böyle ya şey zaten. De oldu Serdar sanki. Hani böyle çok sağlam bir para da alacak gibi Ajax. Evet. Ama olması gereken de bu ya. Ben daha çok zevk alıyorum. Bunu Porto da böyle yapıyor. İşte Ajax da böyle yapıyor vesaire. Sanki böylesi daha keyifli. Kulübün kalkınması için de vesaire vesaire. Bir de şey gibi sanki. Bu arada golü ben atıyordum neredeyse. Yalnız karşılıklı hırhı da güzel oldu. Mesela şey düşünüyorum ya, hakikaten Avrupa'da altyapı var ama bizde de altyapıyı yapıyorlar yani, daha çok yapıyorlar. Hiç kimse Evet. çıkmıyor. Yani Çok ilginç. bizden yurt dışına gidenler daha fazla gelişiyor Türkler. Ya bir ilginç bir durum var ama çözemedim ben de. Ya Yani bilgisizlik. bu noktada şu anda Türkiye'de Süper Lig'de bana bir takım söylesen hiç düşünmeden Trabzonspor derim. Düşününce kimi Altyapı dersin? konusunda. Düşününce yine Trabzon derim. Anladım. Demek değişmiyormuş. Boşuna düşündüm. Değişmiyor çünkü işte iki Abdülkadir, Yusuf, kalecileri Uğurcan vesaire vesaire gerçekten tebrik etmek lazım ki bence şu anda çok doğru oldular ama bu konuda bir numara. Bu arada burnumla çıkardım topu. Hani altın orada da bir artık özdeşleşmiş bir muhteşem bir kulüp. Gerçekten onları da tebrik etmek lazım. Aynen öyle ki onların hani yatırım anlamında tabi yatırım olarak daha da az yatırım yapıyorlar maalesef. Kesinlikle, Trabzon biraz kesinlikle. daha fazla tabii ki ama yine de takdir etmek lazım. Bu arada ama şeyi konuşuyoruz. Trabzonspor bu durumda ve eğer ki bu mali kriz devam ederse takımların büyük ihtimal böyle ambargo koyabilir. Başakşehir, Trabzon bu tarz takımlar çok çok üstleri zorlayabilir. Zaten Başakşehir Evet. yeterince zorluyor. Ama yani borcu çok fazla ne bileyim olmayan Tam bunu Başakşehir söyleyecektim. mesela çok ön Aynen öyle. plana çıkıyor. Bir de altyapısı sağlam olan Trabzon ön plana çıkıyor. Trabzon yine borçları falan var gerçi ama şu golü bir şey diyeyim mi? İyi ki vurdun. Bayağı kaymıştım çünkü. Ben de öyle bir köşesi boş kalır güzel bir gol ortaya çıkar diye düşündüm ama. Yalnız Ya şu şimdi üç pasın. büyüklerimizde inanılmaz bir borç durumu var yani. Ki Evet. Başakşehir istediği oyuncuyu alabiliyor. Hani istediği oyuncular çok rahat hani böyle büyük oyuncular diyemem ama yine de çok bayağı bir bilinmiş sağlam oyuncuları var şu anda Başakşehir'in kadrosunda.
İki bir de Avrupa'dan bir tek başına bir Şampiyonlar Ligi'ne giderlerse bir gelir olacak. Bunun dışında Süper Of. Lig'deki yani çok abartıldı. Her zaman Aynen atıyorum ya. bunları Ya bence bunlar niye senin devam rutin edeyim? şeylerin olduğu için. Bir de şampiyonluk acı. Bunlar hep böyle 30-40 milyon euro civarlarında toplamda gelir demek. Süper bir kadro kurabilir Başakşehir dediğin gibi. Bu arada Galatasaray'ın işte ne bileyim Cagne kötü oynadığında işte Mitroğlu falan var ama çok böyle aman aman ya kadrosunda forvet açısından zengin mi dediğinde değil ama mesela Dembaba da sanırım Başakşehir'de değil mi? Evet. Robinho, Dembaba ve Adebayor yani bu forvet üçlüsü başka bir Harika. büyük takımda olsa yani kesinlikle çok iyi deriz. O yüzden Ki aslında oynatamıyorlar, yer aynen öyle. bulamıyorlar şu Aynen an. öyle. Aynen. Ama daha da fark açılacaktır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Eğer ki bu kriz vesaire devam ederse herhalde o zaman başlık şu olsun. Krizi fırsata çeviren takım Başakşehir. Aa çok iyi. Kesinlikle Çok katılıyorum. iyi buldum Harika. ya. Burada bir Hadi kayacağım. yine buldum ya. Hacı bu arada buluyorum ya. Bu arada 3 defans oynamana rağmen beni şu an yeniyor olman. Evet, onu hakikaten de Hacı yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Peki defans yapmayı senden öğrenmem. Estağfurullah kardeşim. Kesinlikle hiç bunu şey olamayacağım. Sen de hiç şey olmuyor Hacı. Ki ben biliyorsun hani ben yalnız Murat Aynen sen bir ara BMW'nü diyeceksin sandım. Tekli'yim Bir acayip bir şey ben. oldu. Hani ilk başlarda seninle oynadığım zaman inanılmaz üstünlüğüm vardı bana. Oyun tarzı olarak defansım hiç iyi değildi. Hacı beraber oynuyor ya şey yapa Hakikaten yapa ama ilk defansı başlarda benden seni öğrendik yani. tanıdığımda yardım ettim sana. Doğru. O yüzden Yani yarım elma gönül alma olayında iyi yapmış oldum burada. ama rock gibi oynuyordun kardeşim ya. Yani bir rock Offside yıldızı gibi. Hacı offside olması oha! Bokunu çıkardım bence hacı. Vallahi Hacı helal bu olsun. bayağı bir klaslı gol oldu galiba ya. Vallahi helal olsun. Bu aralar çok formsuzum. Niye böyle bilmiyorum. Michael Up beni Hacı, geriletti mi önemli oyunda ya? olan maçta kazanmak biliyorsun. Yani onda da kazanalım artık Yasin ya mümkünse. Değil mi? Allah'ın izniyle. Neyse bunu Twitch'e saklayacağız bu özel Muhabbeti. aynen muhabbeti Twitch'te olanlar ya da belki de Yasin'in canlı yayınlarında söyle canlı yayında çünkü bu tarz itiraflar daha keyifli oluyor Yasin. Ben öyle Doğru düşünüyorum. söylüyorsun. Yani sonuçta o an birçok kişiyle bunu paylaştığın için Aynen. daha bir tadı çıkıyor sanki dediğin gibi. Ah De Bruyne. Hacı Debir'in nasıl oynatıyorsun Debir'ini bilmiyorum. Ya ben gerçekte çok sevdiğim için oha. Bir ara geçti sandım ha. Vallahi bir ara patlama yaşadı orada ama. İnşallah koşu anlamında Yani... patlamadı. of, çok iyi paslaşmalar bunlar ya. Bunlar çok iyi paslaşmalar. Ya o kontrolü yapma ne olur ya. Bu oyunun bu açığı çok kötü biliyor musun? Kesinlikle Yani ya. orada illa vurman gerekmen çok saçma bence. Eyvah kaçırdım. Deyip benim topu oraya atmamı Attın işte. Yasin bir şey yönlendirmen. diyeceğim. Bu iş farka gidiyor hep ha. Bunların bu Hacı arada ilk maçı mıydı, ikinci maçı mıydı normalde? ikinci maç. İlk maçı Tottenham 1-0 almış kendisi aslında. Tottenham favoriymiş zaten ya. 1-0 Bence hak skor en iyi ediyorlar ya. skordur acı. Şimdi Tottenham Ajax eşleşmesi olabilir. Liverpool Barça eşleşmesi olabilir. Yani çok keyifli 4 takım izleyeceğiz gibi geliyor son 4'te. Yani Liverpool Barça'da ben hakikaten şöyle Harika bir olur. alıp çerezi o maçı izleyeceksin hacı. Yani başka bir şey değil. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada oyuncu değişikliğine bari basayım da. Bu arada hiç sevmediğim 4-3-3'lü oynuyorum. Zor geldi değiştirmek. Normalde bu takım 4-3-3 oynuyormuş. Ya bir bildikleri vardır dedim ama maalesef. Benim de bu aralar sardığım sistem sevdiğim 4-1-3-2. Yani böyle daha oynaması keyifli geliyor bana sanki. Artık biz de paylaşırsın o taktiğini yaz. Şimdi senin taktiklerin yanında bizim taktiğimizin adı mı geçer ya? Şu David Silva'yı da hiç sevmiyorum ya. Peki en sevmediğin Manchester City'deki iki oyuncuyu senin de sevmemene ne demeli? Yani City demek şey ve Lan şey David Lamborghini. Silva.
Ya Davis Silva hakikaten yani oyunda biliyorsun fiziki açıdan kötü oyuncular hep zaten bir halta yaramıyor. Davis Silva bunların yani baş şeyi yani sorumlusu. Kesinlikle. Kesinlikle. Hadi Messi'de bir R2'si var, bir şeyi var, falanı var ama Davis Silva'da hiçbir şey yok ve maalesef iş yapmıyor yani. Harikaydı Hemen bir Agüero'yu oyuna alalım. Daha doğrusu oyundan çıkaralım. Gabriel Jesus ve Mahrez oyuna girecek isimler. Umudumuz yok ama elimizden neler geldiğince yapabilirim? Ona evet. bakıyorum, kimi alabilirim? Ben de tamam. Son Hong Min'i aldım. Çok iyi hacı. Ben severim onu. Aa. Ana ligde oynadığımda çok işime yarıyordu o. Bir de Llorente. Yarante mi? Anladım. İnsanı biraz da Llorente. Yorante bir ismi var. Farkında mısın bilmiyorum ama. Hadi bugün yerlerle çok uğraşıyoruz ya. Hacı ne bileyim ya. Yemesek bari. Hacı ne yaptın sen ya? Hacı duruşu çok hoşuma gitti son Okmin'in topun başında ama gaza geldi. Vallahi helal olsun. Haydi çocuklar. Bari bir gol daha. Bari bir gol daha. Gabriel Jesus. Gabriel. Oha. Hacı bir an bir baktım suratımda kaleci. Bir orta. Olmadı. Aman çocuklar. De Bruyne anneanneni Balıkesir'in çılgın eşekleri halletsin ya. Hayır, Sonra sen Balıkesir'de mi? Serdar abiniz öğretiyor çocuklar dikkat. Ben topu görmüyorum ki. Hacı şimdi Hakikaten gördüm. ya. Çok karambol oluyor bu ara Serdar Pest'te. Niye öylesin? Bilmiyorum ki ya. Hele helikopter Allah'ım ya Rabbim. Offside ya. Uzun gönderdik. Gabriel. 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 Olmadı. Bu da var ya sonradan oyuna girdi mi canavar oluyor canavar. O da pek severek oynattığım bir oyuncu değil benim ya. Keyif Bitiriciliği alarak falan oynattığım kötü bir oyuncu ya. değil. İyi orta gol getirecek. Olmadı. Atak devam ediyor. De Bruyne ne zaman attın ki? Ne zaman? Bir şut daha gelir mi? Kompani. Bir daha kompani. Ben ne Hadi yapıyorum oyna şu ya. an bilmiyorum. Yılın golünü de Harika olurdu ya, senin gelişine vurma. arkadaşlar Manchester City Tottenham maçı tebrik ediyorum kardeşim. 4-1 Ne kazandın. demek ya? İnşallah güzel, keyifli izleyenler için özellikle keyifli bir maç olur. İddia yapanlar da inşallah kazanır kardeşim. Diyorum. İnşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Yasin'in kanalına da Pesyaniye'de abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.